Giriş Kullanıcılarla birlikte kütüphane hizmeti tasarımında XLibris yaklaşımının nasıl kullanılacağını göstermektir. XLibris yaklaşımı, kullanıcılara ve kütüphanecilere kullanıcı eğitimi, hizmet içi eğitim ve yeni kütüphane hizmetleriyle ilgili fikirlerini tanımlamalarında yardımcı olur. Bu yaklaşım, kullanıcı merkezli tasarımdan kullanıcı ile birlikte tasarıma geçişi sağlar. Xlibris yaklaşımı iki grubun gereksinimleri ve fikirlerini ortaya çıkarmak için kullanılır. Hizmet sağlayıcı rolleri ve hizmetici eğitim programlarının hedef kitlesi olarak kütüphaneciler ve bilgi hizmetlerinin ve kullanıcı eğitim programlarının hedef kitlesi olan kütüphane kullanıcıları. Xlibris yaklaşımı çeşitli araç ve tekniklerin kullanımıyla Xlibris projesi çerçevesinde geliştirilmiştir. Xlibris projesi Erasmus Plus programı altında bir yetişkin eğitimi stratejik ortaklık projesidir. Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye Ulusal Ajansı kanalıyla desteklenmektedir. Xlibris yaklaşımı Lego ciddi oyun, iş modeli kanvası, kitle kaynak kullanımı ve Xlibris matrisi gibi çeşitli araç ve tekniklerin kullanımını gerektirir. Bu araçlar kütüphaneciler ve kütüphane kullanıcılarına şu konularda yardımcı olmak için kullanılır. Fikirlerini, gereksinimlerini, isteklerini, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri tanımlamaları için, kaynakların, olanakların ve sınırlılıkların belirlenmesi için, uzmanlardan ve meslektaşlardan geri bildirim almak için ve ortaklaşa hizmet tasarımı yapabilmek için. Bu derste kütüphane hizmetleri ortak tasarım aşamaları anlatılmakta, her aşamada kullanılan araç ve teknikler tanıtılmakta, ve her araç ve tekniğin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Xlibris yaklaşımıyla hizmet ortak tasarımı aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır. Hazırlık, takım oluşturma, tanımlama ve tasarım, ayrıntıları keşfetme, geri bildirim elde etme, son düzenlemeler ve bitirme. Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu materyal sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve komisyon Burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.